Zuhal Hanım, ben şuradan başlamak istiyorum. Ben yayından öncesine de söyledim yani sunum. Yani önemli değil yanına, mi? Kesinlikle. Şunun yanına bir en baştan bahsedeyim. Lezzetine maydanoz, domates deme evet, bana vallahi kaldırırım seni buradan. Bir o yeşillik, zaman kahvaltıya gidiyor. Gibi, bir yeşillik gibi bir şey koyulabilirdi. Hmm. Yani bu tabak lezzetini daha söylemeden ama ne olursa olsun daha bir renk isterdi diyordun. Evet. Yani çok sağlam. Olabilirdi evet. Kesinlikle öyle bir şey bekler. Ya bu uğraştıracak bir olay da değil tamam. Bu arada. Yani yormaz yarışmış evet. Arkadaşımızı da. Ya onun dışında ben yani krebinin bir tık daha ince olsa bana daha hoş gelirdi. Biraz da tavuğun baharatı. Çünkü bu kızaran bir ürün. Hani yağda kızartıyorsun. Eğer ince tutarsak patlar. Yok ya iyi inceliği bence ya. Bence patlar Batu. Yani. Dedim. Daha baksana inceleri. Ince bir tık daha ince de. Çünkü bol yağda kızarıyor. Bu sefer de dağılma bir de, riski olur. Bir de baharat. Sanki baharat sevdiğim için olabilir bu ama yani baharat bir tık sanki arttırırsa böyle. Hayır baharat böyle... yok. Ben direkt içinde baharat yani baharat yok. Aradım. Hangi baharatları aradın? Mesela bir köri olabilir. Hmm. İçerisine yakışıyor çünkü tavuğun. İşte biraz daha karabiber yoğun olabilirdi. Var. Biraz daha yoğun olabilirdi. Onun haricinde hani biraz daha domates daha tabii sulandırmış içerisindeki evet. Kavurmada olduğu kadar. Ama dediğim gibi evet çok mu kötü ama hayır ama beklediğimin altını neden ben biraz daha sanki menüye bakınca bunu şey zannettim beşamel soslu. Ha öyle bir krem anladım. Anladım. Aslında anladım. Bir kaşar kızdırma bir oruna verilmiş. Değişik olsun hani hep genelde beşamel soslu yapıyorlar ama kızartma. Çok değişik ben böyle güzel. Krep hayatımda yemedim. Bu arada ben çorba çok değişik farklı. Yaptık krebi değişik ben yaptık her şey bütün her şey değişik zaten. Ya i̇lkleri ben de yaşayacaksınız. Muhteşemsin. Ben çok heyecanlıyız. Peki gerçekten. Duygu sendeyiz. Tuzsuz. Biraz tuzsuz. Tuzu eksik. Tuz serpebilirsiniz. Ben tuzu serpeceksem siz neden tuz serptiniz o zaman? Hiç baştan tuz serpmeseydiniz. Baharatı biraz az. Biraz değil bana göre çok az. Biz baharatlı acılı sevdiğimiz için. Şimdi o başka ama krepte de çok fazla bir baharat aramak da bilmiyorum yani ne kadar. Yani böyle tavuğun çok yoğun tadını alıyorum. Bu yüzden aslında istiyorum o. Baharatı. Kırsın diyorsun tadını. Biraz daha karabiber, biraz tavuğa kimyon çok yakışır. Ama var. Ama karabiber, çok az. Var az görebiliyoruz. Bakın var baharat. Görebiliyoruz biz ama şimdi acı bir krep mi yemek istiyoruz? Daha da pul biber, daha da karabiber falan. Ne yiyoruz ki yani? Krepte niye acı isteyelim ki? Zaten acı istemeyelim koymuş. Ama biraz baharat isteyelim. Yani. Yani. Baharat. Tavuğun içerisine bir domates, bir sebze, bir mesela tavukları kuru mu? Krebi kalın mı? Pişmesi nasıl? Krebi çok kalın. Çok kalın. Bana göre çok kalın. Değil. Hamur tadı alıyorum ben. Değil. Bana göre kalın. Saçmalamayın. Ayrıyeten pişiyor. Piştikten sonra kızgın yağda kızarıyor. Nasıl? Çiğ yağdan kalan. Burası kızarır. Siz kalın krep görmemişsiniz ya. Burada ne kreplerdik bu kadar da. Sardığı için bir tık tabii ki. Yani burada yediğiniz krepleri bilmiyorum ama bu krep bana göre kalın. Kurutmamış tavuk etini. Gayet sulu sulu bir tavuk eti. Göğüs eti mi bu? Sulu ama baharatsız. Bak bravo. Değil mi? İncik. Yoksa çünkü... Göğüs etinden yapıyorlar. Yavan oluyor. Kupkuru yavan. Bir de içine ben ne domates sevmiyorum. Ne biber hiçbir şey koymuyor. Tuzla bir şey böyle bir geçiriyor şey hatta tavuğu. Hatta tavukları da kendim doğradım. Aa bravo. O yüzden içeri biberiyle eşit değil. İşte Zuhal Hanım burada beşamel sosu yakışıyor o anda. Evet güzel olur. Beşamel sosu yapılır. Ama bir de farklı olsun. Hani hep genelde beşamel soslu oluyor. Ben de bu tarz. Yani öyle beklerdim aslında. Öyle anladım. Gelmesini olabilir, beklerdim. Olabilir öyle bekleyebilirsiniz tabii çünkü ki. Çünkü bildiğimiz şey o. Peki. Sunum ben de isterdim. Sunumun daha iyi olması, daha özenli olmasın. Çünkü hani kesip önümüze getirmişsiniz. Ya bir domates salatalık koysam kahvaltı moduna girecek. Yani kahvaltı moduna girmezdi. Hani en azından hani düşünmüşsünüz bir emek. Atabilseydim. Bir maydanoz, hani. Bir domates, bir salatalık, bir yeşillik, bir biber, bir turşu. Yok onlar olmaz bence. Yani ne olduğunun bir önemi yok. Sizin fikriniz, sizin sunumunuz bu. Ben örnek vermeye çalışıyorum sadece. Evet bir maydanoz olabilirdi yani. Yani olmaması daha iyi olmuş. Maydanozu süs diye artık. Ama farklı bir yeşillik. Frank soğanı olabilirdi. Bilmem ne olabilirdi. Ne bileyim renk katsın diye atıyorum. Sert. Olmaz ama yenilebilir çiçek mi? İşte soya filizi bir şey yani. Farklı şeyler de var. Tabii ki yani o renklendirmek size kalmış bir şey. Prezentasyona kadar önem verip vermemizle alakalı. Nadir de dinleyeyim. Evet sunum biraz daha güzelleştirilebilirdi. Evet. Eksiklikler olduğundan sebep hani çok keyifli yiyemedim. Fakat yani biraz daha tuzluğum bir tanesi daha... bitirmiştin. Tek bitiren sensin. Anlayamadım da o yüzden. Biraz ha onda. Anlayamadım. Bir de hani bir şey zaten başladığım zaman... Zaten bunu yemek yiyenler ya anlayamadıklarını ya aç olduklarından yiyor. Kimse beğenip de yemiyor nedense. Ya şöyle bir şey de var. Bence beğeniyorlar. Bence de. Ondan sonra da... Ne yapıyorlar bir de biliyor musun? Şimdi burada ay hiç beğenmedim, tadıma gelmedi, hoşuma gitmedi, damağıma uymadı ama falan deyip... Arkada kameralar bir kapını şu şeyden var mı o börekten ya falan işte. Diye. Cümleme başlarken... Vallahi patlatırım sizi. Amayla bitireceğim tamam. Belli. Lütfen. Tamam, hani bitireyim ondan sonra yorumunuzu yapın. Tamam buyurun. Ya da bitireyim ondan sonra cevabımızı verin. Eksiklikleri var. Evet. Tuzu eksik. Yani benim tamam. Ama ne olsa yeriz mi diyorsun? Tuzu eksik. Ya şimdi tuz
eksi tuzlu yani, bir şey yiyip ölen gördüm. Başka bahanem var mı? Ya da pardon başka yorumum var mı? Yok. Ya Nadir Bey hiçbirimiz ölmüyoruz. Yani, eksik şey diye ölmüyoruz zaten ama. Tam yorumumu bitireyim. Söyleyeceğim de unutuyorum. Siz devam edin. Aslında çok basit. Beğenmedim de bağlayabilirsin. Aslında beğendiniz de. Hayır yani... tam beğendim. Yani sonuçta şey, beğendin mi? Beğenmeyeceğim bir şey olsun. Sonuçta bir lokma bırakırım. Mi? Sonuçta beğendiğim bir şey oldu. Çok güzel afiyet olsun. Tabii menüye olsun. Göre yorumum daha farklı ama. Hani peki. Bu menüye göre ben değil. Ben bir Meyra'nın yorumuna geçmek istiyorum artık. Ben ilk tabak önüme geldiğimde dedim ki aa ne kadar güzel kokuyor dedim. Ağır bir evet, baharat kokusu dedim. Yok dedim. Çünkü içinde baharat yokmuş. Hani bir koku kızartmada. Var ama demek ki az. Yok bana yeterli geldi. Gayet yeterli. Ben krepte daha fazla baharat aramam. Bu eğer bir tavuk sote olsaydı evet köri olabilirdi. Efendim tavuk pirzola, efendime söyleyeyim piliç Topkapı şu bu arardık ama krepte niye ben baharat isteyeyim ki? Krep ama yani. Neden isteyeceksiniz evet. Oğlum? Çünkü Hümeyra bir devam edebilir mi? Bir şey. Hayır değil. Şimdi Hümeyra gayet yapmışsın, lezzetli bir tavuk yapmışsın eline sağlık. Evet. Bu arada krebin içine zaten körili bir tavuk olmazdı çünkü bu sefer hamura o tadını verirdi yapamazdınız. Tabii canım. Ama en azından ben isterdim ki yani bir şeyi bastırsın yani hani mesela tavukta köridir başka bir şeydir bir şey bastırsın. Neyi ama bastırsın? Yani ya baharatı. Yani mesela bakın yani ona biraz... Niye bastırın ki? Çünkü tatsız olmuş. Yani. Ama dışı onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, çünkü tatsız. Biz düz bir tavuk yemiyoruz. Yani biz kalın değil. Üzerinde bir domatesi var. Her şey var. Yeşil biberi var. Biberi var. Daha ne koyacaktın ki? Ben üzerinde de bir krebe sarılı olduğu için içindeki iç harcı olduğu için bu da ben iç harcının bir tık daha lezzetli, bir tık daha baharatlı olmasını kendim tercih ederdim. Tavukları kendiniz doğradığınız belli oldu. Çünkü bakın görebiliyorsunuz. Yani hepsi çok iri. Ben yorumumu tamamlayayım. Tamam. Krebinizin inceliği gayet iyi olmuş. Çok ince olmuş bu arada. Sadece krebinizin inceliği. Yani gerçekten çok ince açmışsınız, güzel kızartmışsınız evet. Ama iç harcı canım, bana bu sudan göre... sebepler ve bahanelerle geçiştirdikleri bu güzelim evet. Krebe yaptıkları yorumdan sonra o sabukaya geçirebiliriz. Ama bakın yani benim krebimin neresi ince? Tekrar bakıyorum. Neresi kalın? Kalın ince bekliyorsunuz ben anlamadım. Yani krep bu şekilde olmaz. Önden yani bakınca ben arka taraf gözükecek. Tabii çarşaf böreği çünkü bu. Hayır bundan ince sırtta olur zaten. Tamam da zaten doğru. İki kat üç kat sarılmış krep. Arka tarafı göreceksin. Arka tarafı görmesi lazım Nadir'in dediği gibi. Krep dediğin öyle olur. Biz hep öyle yedik krepleri. Hanımefendinin lensten dolayı gözlerim bakın iki kat üç kat. Yani buradaki inceliği siz görmüyorsunuz herhalde İncecik ama. İncecik derken şuraya bir bakar mısınız? Ya Duygu Hanım benim neresiyim ne görmüşsünüz? Vallahi bilmiyorum numaranı. Yani. Yok sizin gözünüz kör. Bence lenslerden siz görebilirsiniz. Öyle şeyler söylemesek mi birbirimize görmüyor diye. İncecik değil yani kalın olan şey. Hamurlaşmış içerisinde yani bakar mısınız? Tamam, şunun içine bakın hamur. İç hamurunu keser gösterirsen tabii ki ne olacaktı ki? Tamam işte ben de onu söylüyorum yani kalın olduğu için sarılacaksa eğer ince olması gerekiyor. Bundan incesi sıfır olur kızartamaz zaten bu kadar. Niye ilk defa mı krep yapıyoruz? Hayır lütfen saygısızlık etmeyin. Alıyorum. Bakın. Tamam, kere elimden sarı. Alamazsınız. Benim bırakmamı bekleyin. Nerede? Ayağınızdan mı aldım? Bırakmanızı beklersen alamazsınız. Ne oldu ya? Bırakır mısınız diye rica ederseniz bırakırım zaten. Bir şey gösteriyorum. Alayım mı dedim. Üç kere alayım hani bayan acaba haklı hayır, mı dedi? Hayır, söylemedim. Kamurunu deneyeceğim bile ben. Kulağa da sağır bunu zorla. Aa. Lütfen terbiyesizlik etmeyin. Ya alayım mı diye üç kere sordum. Arkadaşlar duydunuz mu? Bayan ameliyata karşıma ihtiyacı var. İnanmıyorsunuz. Allah. Söylüyorum bayan ben. Bayan kadın. Birbirimiz öyle kör müsün, sağır mısın Gülpınar'cığım? Ya, yani düşüncelerimizi, yani, duygularımızı da... daha güzel cümlelerle, zengin Türkçemizde bir sürü kelime var kullanabileceğimiz. Kullanabileceğimiz bilenen. Ya ama bilmek lazım. Yani söylediğim şeyi söylemediniz diyor yani. Ne oldu sen ne dedin ben kaçırdım hayır, orayı. Hayır dedim ki yorum yapıyor. Evet. Dedim ki hani alayım tamam bırakır mısınız? Bırakır mısınız? Kandırın. Yok bırakmadım. Söylemediniz daha. Bırakır mısınız? Söyledim. Söylemedin. Sen duymamışsındır belki. Çiçeğim ha, beklesin vardı. O zaman ben konuşurken onu elinde nasıl diyebilirim? Elinde mi senin tabak? Evet hayır. Çatalla bıçak elimdeydi ha. Ve onları birden elimden çekerek aldı. Yani bu bir saygısızlık. Size yardımcı oldum. Bana yardımcı olmadınız. Ben kendi işimi kendim görebilirim. Size ihtiyacım yok. Sen biraz sinirli misindir yapı olarak? Evet. Belli. Bu birazı kaldıralım. Burcu yani. Birazı kaldıralım mı? Duygu Hanım bu kadar gerginse Allah eşine, ailesine sabır versin gerçekten. Ama Pınar Hanım zamanla yarışıyor. Sen benim tabağımı çektin, sen bunu böyle yaptın, sen bana böyle baktın. Yani saçma sapan her şeye yorum yapmaya yer aradı. Elimden çatalı bıçağı kendisi aldı ve tabağın ortasına koyup kaldırmaya çalıştı ve götürdü. Bundan çok sinirlendim ve çok gerildim. Ya bu saygısızlığa da karşı susamazdım. Yani bunu yaptıktan sonra da kalkıp gülmemi bekleyemezdi. Çok gergin geldi. Çok gergin başladı. Umarım çok gergin bitirmez. Dışarıda bilenmiş gelmiş bana sataşıyor. Şimdi sosyal medyada bir mecra
gençler için çok zor bir şey. Çünkü sürekli orada bir mukayese rekabet halindeler. Hep güzel olmalıyız, hep zayıf olmalıyız, hep öyle bir şey yok. Şu an genç kızlar için en büyük tuzak ve tehlike bu. Onun için çocuklarınızı, erkek veya kız fark etme, kız çocukların birazcık daha bu şeylere meyilli olduğu için işte yeme içme bozuklukları, anoreksiyalar, bulimiyalar, bir de maalesef ki kötü bir beslenme zamanına denk geldiler dünyanın. Yapay şeyler, tatlandırıcılar, hormonlu gıdalar. Yani her taraftan tuzaklarla dolu. Onun için biz çocuklarımızı korumalı, doğru mesajlar vermeliyiz. Ben de ekranda olan birisi olarak, evet, birey kendi hür iradesiyle, kendi karar mekanizmasını kullanabileceği yaşa gelmeden, yani bilinçlenmeden, o şey oturmadan bu tür şeylere girilmemesi taraftarıyım. Sizin kurallarınız olmalı. Hayırı bilmek zorunda çocuklar. Ya şimdiki zamanın öyle bir problemi var. Yani onda var, bende niye yok? Her konu için, sadece güzellik, şu bu makyaj falan filan değil. Marka kıyafetler, işte elektronik cihazların kullanımı, süre sınırlamaları olmalı çocukların. Yani görüyorum ki maalesef anne babalar, ne yapayım, yemek yemiyor, verdim eline akıllı tableti. Ne yapayım, huysuzlanıyor, ağlıyor, verdim eline cep telefonu. Yok, vermeyeceğiz, direneceğiz. Yani yapmak zorundayız bunu.